sen de durma Sana Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz çevre politikaları ve çevresel örgütler. Evet, çevre politikası nedir arkadaşlar? Çevre sorunlarının çözümüne yönelik alınan önlemler ve belirlenen ilkeler bütününe çevre politikası denmektedir. Şimdi çevre politikasında bazı ilkeler bulunmakta. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar kirleten öder ilkesi. Çevreye verilen zararın giderilmesi için maliyetin kirleten tarafından karşılanmasına kirleten öder ilkesini ifade etmektedir. İhtiyat yani ileri görme ilkesi arkadaşlar. Çevre sorunlarına neden olabilecek durumları önceden görülerek önlenmeye çalışılmasıdır. Mesela Türkiye'de arkadaşlar ÇED yani çevresel etki değerlendirmesi. Buna bir örnek olarak verilebilir. Önleme ilkesi herhangi bir tehlike karşısında kirliliğin önlenmesidir. İşbirliği ilkesi ülkeler arası anlaşma ve uygulamalarla birlikte hareket edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, Yeni Zelanda'daki çevre politikalarına bakalım arkadaşlar. Oldukça başarılı bir ülke bu konuda. Çevre politikalarına baktığımızda ormansızlaşma, erozyon, biyoçeşitin azalması, hava ve su kirliliğine karşı yasal dayanakları olan politikalar geliştirmişlerdir. Onların temel politikalarından bir tanesi sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri benimsemek ve bu da bize şunu kanıtlıyor arkadaşlar ülkenin yani çevresel politikalara önem verme noktasında birçok uluslararası anlaşma ve sözleşmeyi imzalamaları çevreye verdikleri önemi bize kanıtlamaktadır. Özellikle bu ülkede kirleten öder politikası belirgindir. Costa Rica'nın çevresel politikalarına bakalım. Burada arkadaşlar sürdürülebilir kaynak kullanımı benimselmiştir. Ormanlık alanlar arttırılmıştır bu politikalar çerçevesinde. Yaban hayatı, suyu, biyoçeşitliliği ve ormanı koruma aynı zamanda uluslararası park alanları oluşturma gibi yasaları mevcuttur küresel iklim değişimi ile ilgili önemli önlemler almış ve enerjisinin önemli bir kısmını yenilenebilir. Yani rüzgar, güneş, dalga gibi kaynaklardan elde eden bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar, Zimbabwe'nin çevre politikalarına baktığımızda ormansızlaşma, erozyon, biyoçeşitliliğin azalması, hava ve su kirliliğine karşı yasal dayanakları olan politikalar geliştirmiş bir ülkedir. Yaban yaşamın korunmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Aynı zamanda e, ulusal park alanları e, oluşturmuşlardır arkadaşlar. Başarıya ulaşmasında özellikle dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. Yerli halkı dahil etmeleri ve çevreye duyarlı alanları e, milli park ilan etmeleri etkili olmuştur. Arkadaşlar İsveç'in çevre politikalarını inceleyelim. Şimdi İsveç'teki çevre politikalarına baktığımızda arkadaşlar temiz hava, sürdürülebilir göl, akarsu ve sulak alanların yönetimi, tarım arazilerinde erozyon ve kirliliğin önlenmesi, ekolojik şehirlerin oluşturulması, küresel iklim değişikliklerinin önlenmesi, tabi buna paralel olarak da alternatif enerji kaynaklarının kullanımı mevcut. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve sürdürülebilir... Orman kullanımı İsveç'in çevre politikaları arasında yer almaktadır. Evet, Güney Kore'nin çevre politikalarına bakalım arkadaşlar. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan çevresel değerleri koruyan sürdürülebilir kalkınma öngörülmektedir arkadaşlar. Hedeflerden bir tanesi sera gazı salınımını azaltma veya kısıtlama ve böylelikle hava kirliliğinde meydana gelen artışı azaltma planlanmaktadır arkadaşlar. Dört 4 nehir ile ülkenin en kirli 4 akarsuyun temizlenmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynak enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması hedeflenmiştir. Evet, çevresel sorunları önlemede bire düşen görevlere baktığımızda arkadaşlar su ve enerji kaynaklarını tasarruflu kullanma Aşırı ve gereksiz tüketimden kaçmak, geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak ve çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi bireye düşen bazı görevlerdir. Evet arkadaşlar, çevre ile ilgili bazı örgütlere baktığımızda, Uluslararası Doğa Koruma Vakfı, dünya çapında biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışan çevresel bir örgüttür. Küresel iklim değişimi, sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalar yapmaktadır. Kırmızı liste ile nesli tükenmekte olan türleri, e, türlere dikkat çekmektedir. Yani buradaki ana hedef arkadaşlar e, hem sürdürülebilir kalkınma hem küresel iklim değişimlerini e, azaltma hem de arkadaşlar doğayı koruma. Ana hedef budur. Uluslararası Doğayı Koruma Vakfı'nın hedeflerini e, incelemiş olduk. Doğal Hayatı Koruma Vakfı dünyanın doğal dengesini korumak. Ve insanın doğayla uyumlu sağlamak e, hedefleri arasında yer almaktadır. Tabii ki diğer hedeflerine baktığımızda biyoçeşitliğin korun, e, korunması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılması ve teşvik edilmesi, tasarrufların sağlanması başlıca çalışmaları arasında yer almaktadır. Greenpeace, e, nükleer kaynakların kullanımı, e, savaşlar, küresel iklim değişiklikleri gibi olaylara karşı kurulmuş bir program. E, örgüttür arkadaşlar. Yani çevresel bir örgüttür. Öyle diyelim. Aynı zamanda e, bireysel desteklidir. Yani ülke bazlı bir desteği söz konusu değildir. Ana hedef çevreyi korumaktır. Peki denizleri, okyanusları koruma, balina avcılığını azaltma, ormanları koruma, fosil yakıt kullanımını azaltma e, bazı hedefleri arasında bulunmaktadır. Özellikle nükleer kirliliğe karşı da ciddi anlamda çalışmaları bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler çevre programının hedefi ise arkadaşlar çevrenin korunması ve sorunların önlenmesi için çalışmalar yapmak sözleşme ve protokollerde çölleşme küresel iklim değişiklikleri gibi sorunların çözümü için çalışmalar yapmaktadır Avrupa çevre ajansı ise Avrupa Birliği'nin kurumudur arkadaşlar çevre politikalarını geliştirmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek hedefleri arasında yer almaktadır Evet, Türkiye'de e, çevre ile ilgili çalışmalar yapan bazı kurum ve kuruluşlara baktığımızda Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, e, TEMA Vakfı arkadaşlar, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, e, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı arkadaşlar, e, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Deniz Temiz Derneği bunlar Türkiye'deki bazı kuruluşlardır. Evet arkadaşlar çevre anlaşmalarına bakalım. Rio Çevre Sözleşmesi, Çevre Zirvesi veya. Şimdi arkadaşlar çevre sorunlarının çözümüne yönelik devletler arası bir zirvedir. Ana hedeflerine baktığımızda biyoçeşitlilik, çölleşme mücadele, iklim değişikliği gibi durumlarla ilgili Çevre Sözleşmeleri imzalanmıştır arkadaşlar. Peki CITES, nesli tehlikede olan Yabani hayvan ve bitki türlerinin ticaretine ilişkin bir sözleşmedir. Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ozon tabakasının seyrelmesinin önlenmesine yönelik bir takım kararların alındığı bir protokoldür. Habitat Konferansı ise arkadaşlar konusu Kentleşme ve konut ihtiyacıdır. Amacı yerleşim birimlerinin insanlar için daha güvenilir, sağlıklı ve yaşanılabilir olmasını sağlamaktır. Ramsar Sözleşmesi, yeryüzündeki sulak alanları korumaya yönelik bir anlaşmadır. Bern Sözleşmesi, arkadaşlar, Avrupa'nın doğal hayatını ve yaşama ortamlarını korumaya yönelik bir anlaşmadır. Aynı zamanda Kyoto diye bir sözleşme vardı, arkadaşlar. Kyoto Sözleşmesinin hedefi sera gazlarını azaltmaya yönelik bir anlaşma var. bir anlaşmadır arkadaşlar burada ana hedef fosil yakıt kullanımını azaltma yani sera gazı üretimini azaltmadır arkadaşlar Kyoto'nun adayı hedefi bu aynı zamanda Paris Anlaşması yine atmosfere salınacak olan sera gazlarını azaltmaya yönelik bir anlaşma evet arkadaşlar bu konuyu böylelikle tamamlamış olduk hoşçakalın.